Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 6. sınıf öğrencilerimle beraber daha önceden söz verdiğim gibi geçmiş yılların bursluk sınavı sorularını çözmeye başlıyoruz. Bugün öğrencilerimizle 2011 yılında bursluk sınavında çıkan sosyal bilgiler sorularını çözeceğiz. Sizlerle beraber bursluk hazırlıklarımız son sürat devam edecek. Bu derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hemen Sorulara başlayalım. Şu uyarıyı yapmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllardaki müfredatla bu seneki konular müfredat aynı olmadığı için e, çıkmayacak soruları boş geçeceğim. Çünkü e, sizin işinize yaramayacak konular var. Yani e, eskiden işlediğimiz ama bugün müfredatımızda olmayan ve çıkmayacak konular var. Bu soruları hızlıca geçeceğim eğer olursa. Hemen başlayalım birinci soruyla. Hakkında bilgi verilen yerleşim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? İlk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait buluntuları, e, buluntularıyla yazının bulunmasından önceki insanlık tarihine ışık tutan merkezlerden birisidir. Bakın ilk ev mimarisi yapılmış ve ilk kutsal yapılar buralardaymış. Sadece ülkemizin değil dünyada yemek kültürünün ilk defa başladığı, ateşin kullanıldığı, tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır. Gerçekten çok önemli bir yerdir arkadaşlar. Bu özellikleri verilen yer Konya Çatalhöyük'tür. E şunu da belirtmeliyim ki arkadaşlar bursluk sınavında daha çok yorum değil de bilgi soruları çıkıyor. O yüzden birazcık daha konulara hakim olmanız gerekiyor. Konu eksiğiniz kalmamalı. Yukarıdaki gelişmeler hangi halife döneminde olmuştur? Hicri takvim, kabulü, Kudüs'ün alınması ve devlet teşkilatının güçlendirilmesi eğer hicri takvim diyorsa ve devlet teşkilatını görüyorsanız bu gibi ipuçları geliyorsa size belki Kudüs'ün alınmasını bilemeyebilirsiniz ama devletin işte e, kurumlarının açılması hicri takvim yapılması diyorsa aklınıza Hazreti Ömer gelmeli. Üçüncü soru Batı Anadolu'da kurulan Lidyalılar ticaret sayesinde zenginleştiler. Doğu batı ticaretini geliştirmek için Efes'ten başlayıp Sart'tan geçen ve Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunun açılmasında etkili oldular. Tarihte parayı ilk bulan uygarlık Lidyalılardır. Lidyalılar da Frigler gibi krallarını tümülüs tipi mezarlara gömmüşlerdir. Verilen bilgilere göre Lidyalılarla ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. E, takas usulüne son vermişlerdir. Evet parayı bularak takasa son veriyorlar. Diğer uygarlıklardan etkilenmişlerdir. Bakın zaten Doğu Batı ticaretiyle birlikte etkileşim olduğunu anlayabilirsiniz burada. Kral yolu ekonomilerini güçlendirmişlerdir. Evet para anlamında güçleniyorlar. Doğu Batı arası siyasi egemenlik kurmuşlardır. Öyle bir bilgiye Lidyalılarla ilgili ulaşamayacağımız için doğru cevabımız D seçeneğidir. Madem önümüze çıktı çözdük ama e, siz de biliyorsunuz ki e, eski çağ uygarlıkları konusu yok. Yani Lidyalılar, Firikler, Urartular gibi konular 6. sınıf konularında yok ama önümüze çıktı çözdük. Şu anda 5. sınıfta anlatılıyor o konular. Aynı bu konu gibi. E, bu da yine e, eski çağ uygarlıkları sorusu. Bunu da boş geçmek istiyorum. Çünkü sizin işinize yaramayacak, çıkmayacak. Ama 5. soruyu biz sizlerle beraber işledik. Sosyal bilimler işlemiştik hatırlarsanız. Atatürk'ün bu uygulamalarından hangileri sosyal bilimlerin gelişmesine yöneliktir? Bakın sosyal bilimler neydi sosyal bilimler? Tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji gibi şeyler değil mi? Hangileri sosyal bilimlerin gelişmesine yöneliktir diyor. Türk Tarih Kurumu. Bakın tarih kurumu kuruluyorsa tarihle ilgilidir. Sosyal bilim. Demek ki bunu alırım. E, Türkçe'de yani yine bir sosyal bilimdir. Tarih Coğrafya Fakültesi var bakın burada. Yine bunu da alırım. O zaman 1-3'ü kesin alacağım. 1-3 olmayanı silerim. A gitti. C gitti. D, B şıkkı gitti. O zaman direkt cevabım çıktı. Kapıtaş Kanunu'nun sosyal bilimlerle bir alakası yoktur. Cevabımız D seçeneği. Geldim şimdi buraya. Aşağıdakilerden hangisi Zemarhos'un söylediklerinden çıkarılamaz? Köktürk Hakan'ın huzuruna çıkan Bizanslı tarihçi Zemarhos'un anlattıklarına göre büyük hükümdar süslü ve altın yaldızlı bir taht üzerinde oturuyordu. Onu selamladım, hediyelerimi sundum. Ertesi gün daha süslü bir çadırda toplandık. Onun içi de ipek halılar döşeli, heykelciklerle donatılmış idi. Kaan som altından yapılmış bir sedir üzerinde oturuyordu. Şimdi adam bunları anlatmış. Bakalım buradan hangisini çıkaramayız diyor. Kök yerleşik hayata geçtiği. Sizce bunu çıkarabilir miyiz? Hayır bence çıkaramam çünkü çadırda yaşıyorlar dedi değil mi? Çadırda yaşayanlar sizce yerleşik hayata mı geçer? Hayır değil mi? Göçebe yaşar. Şimdi devam edelim. Devletin mali durumunun yani parasal anlamda iyi olduğunu ben buna ulaşırım. Niye? Bakın çünkü altın şey üzerinde oturuyormuş. Altın varaklı bir taht üzerinde. Yani altından bir taht üzerinde oturuyor. İpek halı döşeli. İpek halılar çok pahalıdır. Maden işlemeciliğinin yapıldığına altın yaldızlı taht diyorsa maden işlemeciliği yapılmıştır. Som altından bir sedir diyorsa yine maden işlemeciliği yapılmıştır. Hakan'ın sanatsal faaliyetlere önem verdiğini de anlarım. Çünkü bak heykelciklerle donatılmış diyor. Demek ki bunlara ulaştı. Ama Köktürklerin yerleşik hayata geçtiğine ulaşamadım. Yedinci soruya geliyoruz. İlk Türk devletlerinde Türklerin genellikle çadırda yaşamaları ve hayvancılıkla uğraşmaları hangisinin göstergesidir? Çadır ve hayvancılık. Biz ne diyorduk? Çadır varsa göçebelik vardır değil mi? Hemen bakalım. Ticaretle ilgilendiklerinin çadırla ticaretin bir alakası yok. Yerleşik yaşama geçtiklerinin hayır tam tersi yerleşik değil göçebe demiştik zaten. Tarımsal faaliyetlerle uğraştıklarının çadırda yaşamayla ya da hayvancılıkla uğraşmayla tarımın bir alakası yok. Göçebe yaşam tarzını benimsediklerinin evet. Çadırda yaşayarak ve hayvanlarını bir yerden bir yere sürekli götürerek göçebe yaşam tarzını benimsediklerini biliyoruz. İpek yoluna adı ve e, ipek yoluna ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen 8. sorumuza bakalım. İpek yoluna ait verilen bilgilerden hangisi yanlıştır dedi. İsmini 19. yüzyılda almıştır. Doğru arkadaşlar. İpek yolu ismini 19. yüzyıldan itibaren alıyor. Sadece ipek ürünleri taşınmıştır. Bakın size bir ipucu soru çözerken. Kesinlik bildiren yani sadece gibi bir cümle varsa %99 yanlıştır. Sadece ipek taşınmamıştır. Başka malzemeler de taşınmıştır. Doğu batı arasında köprü olmuştur. Doğru. Üzerinde Hami, Aksu gibi şehirler kurulmuştur. Doğru. Ama yanlış olan B seçeneğidir. 9. soruya geliyoruz. Tonyukuk abidesinde Türk milleti yok olmasın. Millet olsun diye babam İlteriş Kağan'ı, annem İlbilge Hatun'u, Tanrı halk içinde seçip tahta çıkardı. Bakın çok önemli bir bilgi. Tanrı halk içinde seçip çıkardı. Biz bunu ne diyorduk? Tanrı yöneticilerimizi gönderiyorsa, gönderdiğine inanıyorsak biz buna kutu anlayışı diyorduk değil mi? Şimdi bu bilgiye göre hangisine ulaşılamaz? Tonyukuk abidesinin Türk tarihine ait bilgi verdiğini evet Göktürk kitabelerinden bir tanesidir. Türklerde yöneticilerin Tanrı'nın seçtiğine inanıldığına evet zaten söylüyor Tanrı seçti diyor. Türklerin çok tanrılı dinlere inandığına üst tarafta böyle bir bilgi verilmiş mi? Hayır verilmemiş değil mi? Zaten soruda ne diyor? Bu bilgiye göre diyor. Böyle bir bilgi yok. Hatun'un devlet yönetiminde yer aldığına. Bak nereden anlıyorum? Babam İlteriş Kağanı ve annem İlbilge Hatunu tanrı seçip tahta çıkardı. Bak ikisini birden diyor. Demek ki kadın da yönetimde yer alıyormuş. Ama ulaşılamaz olan hangisidir arkadaşlar? C seçeneğidir. 10. soruya geliyoruz hemen. Denizden uzaklık ve yükseltinin fazla olması karasallığı arttırır. Yani denizden uzak ve yüksek olması. Bu tür bölgelerde gece gündüz arası sıcaklık farkı fazladır. Buna göre verilen haritadaki yerleşim birimlerinden hangisinde gece gündüz sıcaklık farkı en fazladır? Bakın ben burada ne arayacağım? Demek ki denizden en uzak yeri arayacağım. Samsun deniz kenarında. İzmir deniz kenarında. Antalya deniz kenarında. Antalya'yı İzmir'i işaretleyemedim. Sürekli Antalya'ya gidiyor. Neyse orayı da işaretledik sayalım. Samsun, Antalya ve İzmir deniz kenarında ve buralarda karasallık çok fazla değildir. Ama bakın Ağrı deniz kenarından uzak bir yerde. O yüzden biz ne diyoruz? Cevabımızın Ağrı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 11. soruya geldik. Haritada Türkiye'nin başlıca dağların kıyı çizgisine göre uzanış yönleri verilmiştir. Bakın 1 numara kıyıya dik. 2 numara paralel. 3 numara paralel. 4 numara paralel. Buna göre numaralandırılmış alanlardan hangisinde deniz ikliminin içerilere sokulması beklenir diyor. Arkadaşlar hatırlarsanız buralardan deniz iklimi içerilere zor sokulur. Karadeniz ve Akdeniz'den. Çünkü dağlar kıyıya paralel olduğu için denizden gelen ılık hava dağları tırmanıp öbür tarafa öyle geçmeli. Ama bakın burada koridorlar var. Bir numarada yani Ege bölgesinde dağların denize dik olduğu yerlerde denizin ılık etkisi içerilere bu koridorlardan çok rahat bir şekilde girebilir. O yüzden cevabımız A seçeneği. 12. soruya geldik. Buğday yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı bölgelerde yetiştirilen başlıca tarım ürünüdür. Bakın, özelliklerini aldık şimdi bitki eee iklimin. Yazları sıcak ve kurak olacakmış. Kışları da soğuk ve kar yağışlı bölgelerde yetiştirilir. Aklıma nere geliyor hemen? Karasal iklim değil mi? Bu özellikler hangi iklimin? Karasal iklimin. Soru da diyor ki buna göre iklim tiplerinden hangisinde buğday tarımı daha yaygın yapılır? O zaman benim cevabım ne olacak? Tabii ki de karasal iklim olacak. Bakın diğerlerinde yapılmaz anlamına gelmiyor bu. Daha yaygın hangisinde yapılır? Karasal iklimde yapılır. 13 numara aşağıda verilen ve fiziki haritaların aşağıda isimleri verilen fiziki haritaların hangisinde gösterilen alan daha büyüktür? Şimdi hangisinin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz biz? Türkiye Karadeniz ve Ankara'dan büyüktür değil mi? Ama Asya kıtası da Türkiye'den büyüktür. O zaman en büyük olan hangisidir? Asya kıtasıdır. 14'e geldik. Aşağıdan, aşağıdakilerden hangisi insanların doğal ortamda olumlu yönden yararlandığını gösteren bir davranış değildir? Rüzgar gücünden elektrik enerjisi üretilmesi. Evet rüzgarı biz ne yapıyoruz? Elektriğe çeviriyoruz. Olumlu kullanıyoruz. Toprağın işlenerek ürün elde edilmesi. Olumlu kullanıyoruz. Akarsular üzerine baraj yapılması, su kaynaklarımızı buradan sağlıyoruz ve tarlalarımızı böylece suluyoruz, olumlu kullanıyoruz. Verimli ovaların yerleşime açılması. Yani siz tarım yapılacak arazilere ev yaparsanız, şehirler kurarsanız bir daha verimli toprak bulamayabilirsiniz. Bu olumlu değildir, olumsuzdur. Cevabımız D seçeneği. 15. soruya gelelim hemen. Şemada verilen dikkat, e, şemada verilenler dikkate alındığında soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Demir yatakları, krom bakır yatakları, hızlı akan çok sayıda akarsu, zengin taş e, ve kum yatakları demiş. Şimdi bir daha okuyorum soruyu dikkatlice. Şemada verilen e, verilenler dikkate alındığında soru işaretli yere hangisi gelmelidir? Aslında biz buraya ne koyacağız? Yani başlık koyacağız. Demir ve kömür, maden. Krom ve bakır, maden. Akarsu, bakın maden değil, değil mi? Maden değil akarsu. E, o zaman burada bir şaşırtma var. Taş ve kum yatakları diyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar bizim doğal kaynaklarımızdır. Bunlar devletin katkısı, ihtiyaç ve istekler, teknolojik gelişmeler değildir. Bunlar bizim doğal kaynaklarımızdır. Cevabımız B seçeneğidir. 16. soru. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesinde daha etkili olmuştur? Kış mevsiminde sıcaklık ortalamalarının yüksek olması don olaylarının nadiren yaşanması, güneşli gün sayısının fazla olması. Bakın kış mevsiminde sıcaklık yüksekse ve don olayı diyorsa eğer biz tarımla ilgili bir şey arayacağız demektir. Doğru mu? Sizce bunlardan hangisi tarımla ilgili? Seracılık değil mi? Seracılık neydi? İçini e, içinde bir şeyler yetiştirilen, dışı naylonla ya da e, camla kapatılmış sıcak ortam oluşturulmaya çalışılan tarım alanı demekti, değil mi? İşte sera Geliştirilmesine bu olaylar daha etkili olduğu için cevabımız A seçeneği. 17. Temel geçim kaynağı hayvancılık olan bir bölgede aşağıdaki sanayi dallarının hangisinin gelişmesi beklenir? Bakın hayvancılık diyor. Sizce hayvancılıkla otomotivin, arabanın bir alakası var mı? Hayır. Kimyanın, ilaçın ya da kimya sektörünün bir alakası var mı? Hayır. Ya da kağıdın alakası var mı? Orman demiyor. Hayvan diyor sonuçta. Hayvan deyince aklımıza süt ve süt ürünleri gelecek. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir görüş bildirir? Görüş dediğimiz şey bizim düşüncemiz olan şeylerdir. Yani nesnel olmayacak. Bize ait, öznel olacak. Geçtiğimiz yıllarda bu konu vardı ama şu anda çıkarıldı. Çok basittir bu. Kendi düşünceni ifade eden şey görüştür. Akşam izlediğim program çok güzeldi. Sana göre güzeldi ama bana göre güzel olmayabilir, değil mi? Başkasına göre değişebilir. Ama diğerleri herkes tarafından doğru bilinen bir bilgidir. Meclis 23 Nisan 1920'de açıldı. Bu doğrudur. Kime sorarsan sor bu tarihi söyler. Türkiye'nin başkenti. Kimi çevirirsen çevir Ankara der. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'dur. Herkese sorarsan bu cevabı verir. Ama akşam izlediğim program çok güzeldi. Sana göre güzel olabilir ama bana göre güzel olmayabilir. O yüzden görüş olan C şıkkıdır. Geldik buraya. Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmalı ve bu ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği geliştirilmelidir. Verilen amaçlar doğrultusunda kurulmuştur. E, bu soruda yine 6. ünite ile alakalı, özür dilerim 7. ünite ile alakalı bir soru olduğu için size burslukta çıkmayacak. Ama yine de öğrenin arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da TİKA'dır. TİKA Türklerin birlikte oluşturduğu sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel alanla işbirliğini sağlamak için kurulan bir Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'dır. Geldim buraya. Dilek Hanım aldığı cep telefonunun arızalı olduğunu anlayınca ürünü geri vermek istedi. Mağaza telefonu geri almadığı gibi parayı da iade etmedi. Bu durumda Dilek Hanım'ın yapması gereken davranış hangisidir diyor. Valiliğe şikayet mektubu yazmalıdır. Evet bu çözüm olabilir belki ama önce bunu yapmamalı. Önce başka bir şey yapmalı. Emniyet birimlerine haber vermeli. Hayır emniyet birimlerine haber vermeye gerek yok. Bunun için başka bir uygulama var zaten. Mağaza sahibine sorununu anlatmalı. Zaten anlatmış Dilek Hanım ama adam parasını da vermemiş geri. Tüketici sorunları hakeme yetine başvurmalı. Kesinlikle Dilek Hanım'ın yapması gereken budur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 21. soruya geliyoruz. Burada din kültürü sorular var. 21. soru daha aşağıda. Evet şurada. İlk çağ insanları e, bu da ilk çağ ile ilgili. Ama yine de insanların yerleşmeleriyle ilgili şeyler de var. Biz bunu çözelim. Ne olur ne olmaz. İlk çağ insanları ilk yerleşim yerlerini kurarken tarıma ve hayvancılığa uygun. Hava şartları ılıman. Yeraltı ve yerüstü kaynakları bol ticaret yollarına yakın bölgeleri tercih etmişlerdir. Yani bir yere yerleşirken nere, nelere dikkat etmişler? Bunu anlattı. Bu bilgilere göre insanlar ilk yerleşim yerlerini kurarken hangisine dikkat etmemişlerdir diyor. Ekonomik faaliyetlere dikkat etmişler. Bakın tarım, hayvancılık diye be belirtti. Ulaşım imkanlarına. Sizce ulaşımla alakalı bir şey var mıydı? Bakalım şöyle. Ha, ticaret yolları var. Bakın ulaşıma var demek ki. Dini merkezlere dini merkezlere dinle alakalı bir şeyden bahsetti mi? Hayır bahsetmedi. İklim koşullarına hava şartlarının ılıman olduğu, ılık olduğu dedi. Bundan da bahsetti ama dini merkezlerden bahsetmedi. 22. soru. Selçuklulara ait bazı Çinlilerde Uygur duvar resimlerinin özellikleri görülmektedir. Bu durum hangisinin göstergesidir? Bakın Uygurlar ne zaman yaşadı? Selçuklular ne zaman yaşadı? Ne alaka değil mi? Demek ki Türkler birbirlerinden etkilenmişler. Yani Türk kültürü devamlılık da göstermiş olabilir. Yani sürekli devam etmiş olabilir. Bakalım. Türklerde minyatür sanatının ilk defa Uygurlarda kullanılması. Bu durumdan yani şundan ben böyle bir şey çıkaramam. Uygur duvar resimlerinin Çin etkisinin görülmesi yine böyle bir şey çıkaramam. Uygur minyatüründe İslami etkilerin görülmesi üst taraftan yine böyle bir şey çıkaramam. Uygur sanatının Türk İslam sanatını etkilemesi. Bakın Uygurlar Selçuklulardan önce yaşamışlar ve kendinden sonraki Türk ve Müslüman devletleri etkilemişlerdir. Selçuklular da Uygurlardan etkilendiği için doğru cevabımız D seçeneğidir. 23. soru. Tam bir ezber sorusu. Yani burslukta çıkabilecek bir soru. Türkiye hangi boylamlar arasındadır? Özellikle yine bu coğrafi koordinat sistemi konusu önemli. Türkiye hangi boylam diyor bakın, boylam diyor. Boylam dediğimiz nedir? Meridyendir arkadaşlar. 26 45 doğu meridyenleri bizim boylamlarımızdır. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bakın, boylam diyorsa aklınıza meridyen gelecek. Enlem diyorsa paralel gelecek. Bunu unutmayın. Yukarıdakilerden hangileri tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlardandır? Ziraat Bankası tarımı destekler. Toprak Mahsulleri Ofisi tarımı destekler. Şimdi ikisini buldum. Hemen 1 ve 3 olmayanı siliyorum. Gitti. Gitti. Kaldım bu iki şıkka. Sizce e, bunlardan Etibank e, tarımı mı destekliyor? Etibank hayır tarımı değil. Madenciliği destekliyor. O yüzden 2'yi almıyorum. Cevabım 1-3'ün olduğu B seçeneğidir. Son soru arkadaşlar. Verilen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde yönetim şekilleriyle doğru bir şekilde eşleştirilmiştir? Yine bu da 6. ünite konusu. Yani çıkmayacak ama biz öğrenelim diye hemen hızlıca çözelim. Hakimiyetin kaynağı dindir. Eğer dini bir yönetim diyorsa aklımıza teokrasi gelecek. Zaten cevabımız çıktı. Tek hakimiyet tek kişinin hakimiyeti geçerlidir. Bakın tek kişi diyorsa da kral, padişah, imparator diyoruz biz mesela onlara. Bir kişi varsa da monarşi. Mono latincede tek demek monarşi. O zaman cevabımız ne çıktı? C seçeneği oldu. Evet arkadaşlar sizlerle beraber böylece 2011 yılının 6. sınıf bursluk sorularını çözdük. Umarım işinize yaramıştır. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.